Herkese 5D sınıfından merhabalar. Bugün 5D sınıfında periskop modelleri yaptık. Hala da yapanlar var, görüyorsunuz. Ayşe Mina'yı mesela. Pekala, şurada şu kaktüslü kızların yanında. Anlam ne kadar seviyor dikeni ya. Halbuki adı su ama susuz şeyleri seviyor. Pekala. Evet, bu neymiş bize bir anlatın. Beraber mi yaptınız kızlar? Evet. Evet. Nasıl yaptınız? Ne yaptınız? Buyurun. Açın açın tabii ki. Ne demek? Buralardan delikler açtık. Evet. Aynaları da bu şekilde yapıştırdık. Çaprazan. Neyle yapıştırdınız? Silikonla yapıştırdık. Tamam, silikonla. Öyle, onların boyutlarını ayarladık, döndürdük. Zaten çarptığı için, yansıdığı için direkt gözüktü. Peki, bakalım. Ver bakalım. Şöyle. Fark etmez. Her yerden bakarız. Tabii gizli reklam içeren bir kutu. Evet, görüyoruz. Sen telefonu görüyorsun herhalde. Evet. Telefonu görüyorsun. Telefonu görmeniz lazım. Tamam, Kübra'yı da gördük. Tamam, tamam, gördük. Evet. Evet, çalışıyor teleskopumuz. Teleskop değil ya, periskop. Periskopumuz çalışıyor, güzel. Ve bir ayakkabı kutusundan periskop modeli gayet güzel ve başarılı. Teşekkür ediyorum. Evet, geldik şuraya. Kübra, ne yaptın? Bir anlat hele. Efendim? Tamam. Evet. Evet. Tek başına mı yaptın? Evet. Yardım almadın mı babandan filan hiç? Aldım. He, aldın. Tamam. Peki, sen çok konuşmak istemiyorsun herhalde. Teşekkür ederiz. Gayet güzel olmuş. Taş taş. Güzel olmuş. Aferin. Evet. Bu ödev fakirleri görüyorsunuz. Bu fakirlerin ödevi. Ya nasıl hanginiz bakınca kırıldı? Hocam. Bakın şimdi hocam. Aynayı çıkarıyorduk, tamam mı? Ayna bir anda dörde beşe bölündü hocam. Nasıl ama espriyi anlamadınız ki. Hani güzelliğinizden çatlayıp kırıldı diye espri yapacaktım. Ama hiç kimse ben bakınca kırıldı hocam diyemedi yani. Hocam, demek ki dörde çirkin bunların. Hocam. Aşk olmasa meşk olsun. Tamam sakar kız. Herkesin aynasını ikinizin mi? Kim ikini kırdın yani? Hocam, i̇kinizin mi? Bizim aynamızdı. Hepinizin miydi? Hayır hocam. Kaç kişinin de? Hocam iki kişiydik. Ayça da dahildi. He. Tamam hocam, böyle aynayı çıkarıyorduk hocam. Ayna dörde bölündü. Sizler ömür. Parçalarıyla yapsın. Hayırlısı inşallah. Evet şuradan. Evet, şimdi çok güzel bir sahne. Evet, bakın hocam. Hümeyda ve Buleminki yan yana. Hocam anne ve çocuk. Evet, yan yana. Siz de koyarsanız ortanca da olur. Bak onu da koyun ortaya. Bak ortaya koyun onu da. Heh. Bakın. Güzel. Bu baba, bu anne, bu da çocuk. Nasıl? Bunlar periskop ailesi. Evet. Periskop ailesinde Hümeyra'dan başlayalım. Hümeyra nasıl yaptın? Bir anlat bakalım. Sen anlat, biraz sesli anlat, ben de biraz buradan bakayım ne gözüküyor diye. Ölçülü bir şekilde kestik, sonra silikonla yapıştırdık, aynaların da içine yapıştırdık ama yapıştırmadan önce. Evet. Sonra dışında kaplamalarda kaplamalıyız. Yani bununla kaplamalıyız. Evet, ama aynaları kirletmişsin yaparken. Hocam. Aynalar kirlenmiş. Mesela bak şu an Zümra'yı ne kadar çirkin bir kız olarak görüyorum. Niye kirli çünkü ayna? Halbuki fıstık gibi kız maşallah. Ama işte ayna kirli. Ayna kirli. Azra kıskandı hemen tabii. Değil mi? Evet. Ayna kirlenmiş biraz değil mi? O işçilikten kaynaklanıyor. Biraz daha temiz olsaydı daha güzel ama gayet güzel gösteriyor yani. Bak. Mesela bak şuradan Hatice'ye. Hatice sen misin kız? Hatice'ymiş bak, zor anladım. Biraz kirlenmiş yani. Eline sağlık. Tek başına mı yaptın? Babanın da eline sağlık. Teşekkür ederiz. Evet Buğlem, sen ne yaptın? Ben de hocam. Sütlü sütlü seninki değil mi? Süt. Evet. Ben de yine kartımı eşit bir şekilde kestim. Sonra yapıştırdım. Aynayı da eşit kestin mi aynayı da? Aynayı eşit kesemedim hocam. Aynayı bayağı çirkin kesmişsin. Evet, bayağı çirkin kestim hocam. Ben kesmedim hocam. Aynayı elma
sonra onları devşirdikten sonra üstünü yapıştırdım bu şekilde. Yani. Evet, şuradaki karartı sensin herhalde. Niye bu kadar güzel şeydi ya, net çıkmıyor ya, niye böyle? Bu nasıl böyle, kırdın değil mi aynayı? Evet hocam, aynayı kırdım. Allah'ım yarabbim. Ay yarabbim ya. İşte bilim aşkı, kırsa da deneyini yapıyor kız. Peki, teşekkür ederiz, eline sağlık. Ha. Demin o espriyle yapmıştım, geç kaldım. Evet, kızlar beraber mi yaptınız? Tamam, nasıl yaptınız? Aa, geleceğim. Muhtemelen hazır olduğu içindir o. Bakacağız şimdi, geliyoruz. Geliyoruz, geliyoruz, bekle. Şu kızları bir dinleyeyim. Evet, sayın şu kızlar, ne yaptınız bir anlatın bakalım. Hocam, Hatice anlatıyor, evet. Parçaları eşit bir şekilde kestik. Sonra parçaları birleştirdik. Arka tarafı, yani arka taraftaki üst kısmı yerleştirmeden önce aynaları katlanan, yani şey yerlerinden işte, katlanan yerlerinden şey yaptık. Ne yaptınız? Birleştirdik. Üstüne de örttük aynı şekilde. Evet, görüyoruz şu an. Bak Hatice konuşuyor, Hatice'yi görüyoruz, evet. Biraz beyaz gözüküyor sadece. Evet, sen de telefonu görüyor musun Hatice? Görüyorum hocam. Biraz Zümra'yı da görelim. Evet, Zümra da yapmış. Evet, görüyorsunuz. Zümra'yı kıskandılar. Zümra'yı kıskandılar. Tamam, sen de hadi fındık gibi ol, tamam mı? Evet kızlar, elinize sağlık. Bir aynayı ikiye bölüp yaptınız öyle mi? Ama aynanın bir tanesi çukur ayna. Bunu biliyorsunuz değil mi? Tabii ki bu aynalarda biri çukur ayna olur, biri düz ayna olur. Yani makyaj aynası olur. Biri daha büyük gösterir. Öyle mi hocam? Birinden bakınca çok aşırı gösteriyor. Evet. Biri çukur ayna olduğu için işte. Makyaj aynası çünkü bir tanesi. Ya. Biri normal düz ayna. Birisi de çukur ayna. Pekala şu... Kendi eliyle yapan kızın yanına geliyoruz. Abimin kartonuydu bu. Abim ne yapmıştı benzinle? Abimin kartonun içine ben ayna koydum. Nereden aldın aynayı? Hocam evde ayna vardı. İşte abinin bunun için aldığı aynayı sen koymuşsun. Esma'cığım bunlar kırtasiyle satılıyor. Vardı mı? Evet set ama olarak. Ama ben almadım. İşte abin almış. Böyle açık olarak bunun açık kartonun açık hali aynaları kenarda satılıyor. Sen gidiyorsun alıyorsun kırtasiyeden, evde kartonu katlıyorsun, aralarına geçiriyorsun, aynasını sokuyorsun, bantlıyorsun, periskop modeli yaptım diye yutturuyorsun. İşte bu da hazır bir periskop modelidir. Evet, Esma bunu bilmiyorduymuş, artık biliyormuştu. Türkçem de çok güzeldir ha. Artık... Eline sağlık Esma'cığım. Çok uğraştığını biliyorum. Yani Allah sana güç kuvvet versin. Allah razı olsun. Gece yarısına kadar uğraştık. O iki dakika gece yarısı değil. Yani gece saniyesi kadar bile uğraştık. Tabii, biz ne kadar uğraştık hocam? Okulda bile uğraştık. Tamam mikrop. Tamam. Evet Eylül'e geldik. Eylül'cüm kargolu kutumuzda. Tek başına yaptın. Yok babamla yaptım. Babanla yaptım. Babanın eline sağlık. Bakın baban iyi yapmış bir şey. Pardon iyi yapmış mısınız? Pardon. Bakıyoruz, 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 bakıyoruz. Bakıyoruz. Şurada bir şey var. Pembe bir şey var. Ne o? Ha, kaldırıyorum, kaldırıyorum. Evet, geldik. Zeynep Berra'yı bulduk. Evet, dünyanın en güzel kızı. Arkasında dünyanın en fındık şeyi, güzel kızı, fıstık kızı. Evet, çalışıyor. Nasıl yaptınız Eylül? Burada yapın, hazır var diyorsun. Evet, şurada gördüğünüz gibi Hira'nın takım arkadaşı bugün gelmediği için aynaları anlat nasıl oldu anlat. Sare gelmedi hocam, aynaları o getirecekti normalde, okulda yapıştıracaktık, gelmediği için aynalarım eksik oldu yani. Evet, evet. Sare'ye bir mesajım var mı buradan? Evet. Seninle görüşeceğiz. Seni çok seviyorum şeker arkadaşım falan gibi mesajlar veriyor musun? Veriyorum. Peki tamam. Evet. Şimdi geldik şuraya. Fotoğrafçı mısın arkadaşım? Ne yapıyorsun? Evet. Evet kızlar beraber mi yaptınız? Evet hocam. Hocam gece 1'e kadar uğraştım o kartı. Canım. Hani beraber yapmıştınız? Hocam 1'e kadar okulda uğraştık.
Aynalar olmadı hocam. Söktük her şeyi, söktük. Tamam, bakıyorum. Hocam aynaları söktük. Büyük bir küçük olduğu için kırmış o aynayı hocam. Çok güzel bir aynası vardı. Kırmış onu hocam. Evet. Büyük bir küçük olduğu için birazcık şey, ikisi farklı gösteriyor. Mesela böyle gösterebilir, düzgün gösteriyor. Canım. Demin bak şu kızlara söyledim. Bu bir cep aynası, çanta aynası. Evet. Biri düz ayna, biri çukur ayna. Çukur ayna bir makyaj aynası diye geçer. Yani görüntüyü büyüten bir aynadır. Evet. Bu yüzden de birinden baktığındaki görüntüyle öbüründen baktığın aynı olmaz. Evet. Sebebi biri çukur, biri düzlem ayna olmasından kaynaklanıyor. 7. sınıfta bunu yine işleyeceğiz inşallah. Ha, birazcık eğri olmuş ama olmuş. Amacına ulaşmış. Silikondan başka bir şey yok. Evet, elinize sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Görüşürüz inşallah. Evet, geldik şuraya. Evet, heyecanlanan bir kızın yanına. Evet canım benim, ne yaptın? İşte hocam, kartonları kestik, yapıştırdık. Ve hiç kaç kişiydiniz bu arada siz? Ben tek kişiydim. Kestik, yapıştırdık hocam, diyorsun. Hocam, yapıştırdım daha doğrusu. Pek, tek yapınca da pek böyle yapamıyorsunuz. Olmadı. Baban, annen, abin, ablan bize yardımcı mı sana ya? Ah be. Babam İstanbul'da, annem de diğer kardeşlerimle ilgili. Ah, buradan annesine sesleniyoruz. Sevgili annesi, bu garip kızcağız bak ödevini yapamamış tek başına olduğu için. Yardım. Hayır hocam, yaptım. SOS, SOS diyoruz. Evet. Olmuş mu? Olmuş. Yani birazcık açısı iyi değil ama. Ama biraz zorlandı. Olmuş işte yani, ancak bu kadar. Eline sağlık. Evet, geldik şuraya. Gördüğünüz gibi dünyanın en sempatik kızının yanına geldik. Hocam, evet hocam. Ben önce böyle Z'ye benzeyen bir şekil çizdim. İki tane. Tamam. Yapıştırdım hocam ve bir periskop yaptım hocam. Peki sen de yine çukur ayna kullandın. Bak şimdi buradan bakıyorum. Senin görüntün böyle. Seni şu an ben görüyorum. Telefonu görüyor musun? Evet hocam. Peki bir de şöyle değiştireyim. Aynı mı gözükecek? Değiştirdim. Hayır hocam, daha büyük gözüküyor. Bakın şu an net değil. Hocam ben şu anda kamerayı göremiyorum. Ben de seni göremiyorum şu an. Hocam gördüm. Şu an bak kocaman gözüküyorsun bana. Evet. Kocaman, işte bu da demin söylediğim gibi evet, çukur aynadan kaynaklanıyor. Tek başına mı yaptın? Hocam, babacığım ve anneciğim sağ olsunlar, onlar bana yardım etti. Ha, sen ne yaptın? Hocam, ben de kartonları çizdim, kestim. Ha, annem güzel. Aynayı kırmama yardım etti, böyle çat yaptık hocam. Sonra silikon kullanırken babam yardım etti hocam. Evet. Işte, teşekkürler, hepinizin eline sağlık, ailecek. Evet, evet geldik şuraya. Kardeşim de bize şarkı söyledi orada hocam. Bütün aile çalışmışlar maşallah. Hocam ben şeyi evet. Yapmadım. Her şeyini annem yaptı. Evet, Sümeyye'nin annesinin eserini görüyoruz. Sümeyye'nin annesine buradan selam söylüyoruz. Anne, eline sağlık. Sümeyye'nin annesi, eline sağlık. Hocam siz bu işi saat 11'den bir kadar annemi uğraştırdım. Ha evet hocam, ben... Kadın ne güzel Kur'an okuyacaktı bu gece. Oturdun kadına, iş çıkardın öyle mi? Evet. Allah'ım yarabbim ya. Zeynep'in niye önüne geçiyorsun hep ya? Evet. Zeynep'i görelim bir de. Zeynep bunu kim yaptı? Ben yaptım. Babam aynalarını yapıştırdı. Evet. Şekil olmuş. Güzel olmuş. Hocam herkesin babası yardım ediyor. Bir tek benim annem. Evet. Herhalde. Başka bir şey diyor mu Zeynep? Peki. Tamam. Evet. Tamam. Seni gördük. Geçiyoruz. Geçiyoruz. Sümeyye'yi gördük. Geçtik. Evet. Şimdi geldik şuraya. Evet. Zehra nerede ya? Ha, o gitti. Tamam. Evet. Ne yaptı? Söyle bakalım. Esma'cığım anlatsana ya. Hadi anlat. Bir karnı top, bir kahve vardı. Onu kestik. Sonra işte silikonla aynalarına yapıştırdık. Sağlamlaması için bantlarla kağıtlarla yapıştırdık. Kim yaptınız bunu? Anne, babam, ben. Üç kişi yaptınız. Peki. Güzel. Oldu hocam, bitti diyorsun yani. Lütfen boş yapmayalım. Evet, teşekkür ederiz. Geldik şuraya. Evet. Ben de yine iki tane Z şeklinde parçayı kestim hocam. Evet.
uzunluklarında iki tane küçük, iki tane dikdörtgen, iki tane de kara parça kestim. Sonra bunları birbirine sabitledim. Aynalarını da 5 dereceye çizdim. Bu kadar. Tek başına mı yaptın? Yok, babam yardım etti. Babana yaptın. Güzel olmuş. Elinize sağlık. Evet, şimdi bu etkinliğimizden anladığımız şey, aynalar, iki tane ayna kullanarak periskop yapabiliyoruz. Ve aynanın içi, periskopun içerisinde düz ayna kullanmamız lazım. Eğer ki çukur ayna kullanırsak görüntü güzel olmuyor. Yani biri bize sorarsa periskopun içerisinde ne tür ayna kullanırız? Düz ayna kullanırız diyoruz. Ve periskopumuzu denizaltı gibi yerlerde veyahut da bir savaşta, cephede kullanabiliriz. Böylelikle düşman kurşunları kafamıza gelmeden düşman saflarını gözetleyebiliriz. Evet, buyurun. Bir şey mi diyorsunuz? Hocam, evet. Anneme